Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda da Atatürk'ün ilkelerini göreceğiz. Biliyoruz 6 tane ilkesi var ama işte sınavda nasıl ayrılıyor? Anahtar kelimeler neler? Böyle bize verilmesi gereken şifreler var mı? Bunlara bakacağız. Şimdi bu 6 ilkeden bir tanesiyle başlayalım. Milliyetçilik. Önce bilgileri var bunların. Ondan sonra örneklerine bakacağız. Diyor ki Atatürk milliyetçiliği kesinlikle ırkçılığa karşıdır. Bunu kesinlikle bilmemiz lazım. Zaten takdir edersiniz ki Atatürk'e böyle bir kavram da yakışmazdı. Asla kendisi kafatası milliyetçiliği yapmaz. Mesela bir Hitler vardır, bir Mussolini vardır. Bunlar çok uçlarda, çok sert milliyetçilerken Atatürk'ünki böyle değil. Tamamen Türk ulusunu yükseltmeye, dünyada ona bir konum, pozisyon vermeye yönelik olmuş genelde. Peki şimdi sınavda neleri biz buna örnek olarak alabiliriz? Şimdi öncelikle milliyetçiliğin yanına şöyle yazabilirsiniz. Birkaç tane anahtar bilgi verelim. Şöyle deyin. Bizim için milliyetçiliği işaretlemek adına anahtar kelimemiz ya bana milli bağımsızlığı hatırlatacak ya da içinde bir Türklük vurgusu geçecek. Bak unutma bu iki söylediğim şeyi. Milli bağımsızlığı hatırlarız muhtemelen. Milli egemenlikten ayırdıktan sonra öğrenmiştik bunu. Türklük vurgusu da kolay zaten. İçinde özellikle Türk kelimesi geçiyorsa %99 bu milliyetçilik oluyor. Şimdi bakalım örneklerle beraber daha da şöyle bir pekiştirelim. Şimdi Kuvayi Milliye ruhu. Mesela Kuvayi Milliye dediğin kavram bize milli bağımsızlığımızı vermek adına bizim için mücadele eden bir gruptur. Ondan dolayı bak bunun içine dahil olur. Misak-ı Milli kararları. Zaten bak hatırlarsanız kara borsam diye şifrelemiştik ya. Kara borsamın M'si neydi? Milli bağımsızlıktı. Milli bağımsızlık eşittir milliyetçilik dedik şimdi. O zaman bak Misak-ı Milli kararları da kesinlikle bunun içinde olacaktır. Manda ve himayenin bak reddedilmesi. Bu şu demek, başka birinin boyunduru altına girmeyi reddediyorum. Yani bağımsız yaşamak istiyorum. Kurtuluş Savaşı. Zaten Kurtuluş Savaşı'nın kendisi direkt nedir bakın? Milliyetçilik adına yapılmıştır. Çünkü bu da yine bir sonucunda bağımsızlık elde ettiğimiz hareketti. Misak-ı iktisadi kararları. Burada da ekonomik bir yemin ettik biz. Buna göre hareket edeceğiz diye. Ve genelde burada Türk çiftçisini, Türk işte tüccarını geliştirmeye yönelik de hatırlarsanız bunlar İzmir İktisat Kongresi'nin kararlarıydı. Kapitülasyonların bak kaldırılması yine çok önemli. Bunlar bizim boyunduruk altına almıştı. Yıllardan beri bizi sömürüyorlardı. Bunu kaldırırsam ben bağımsız olarak biraz daha rahat yaşarım ekonomik olarak. Yabancı okulları bak MEB'e bağlıyorsam eğer hatırlarız bunu da. Fransa ile kavga etmiştik ve demiştim ki istediğimi yaparım kardeşim. Benim çıkarttığım kanuna sen karışamazsın. Bak ne kadar milliyetçi söylemler. Okulları gelmiştim direkt kendime bağlamıştım Tevhid Tenis hatta. Halifeliğin kaldırılması. Bu da şöyle. Şimdi biz eskiden ümmet toplumuyduk. Yani aramızda ve bizim gibi olan Müslümanlar arasında bu dış ülkeler de olabilir. Müslümanlıkla alakalı bağ vardı. Artık biz halifeliği de kaldırarak bu bağdan biraz kurtulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz diyoruz ki kardeşim beni sadece Türkiye sınırları içindeki Türkler ilgilendiriyor. Yani ulus toplumu kurmaya çalışıyorum. Halifeliğin kaldırılması da buradan dolayı alakalıdır. Kabotaj kanununun kabul edilmesi hatırlarız bak bunda. Kabotaj kanunu ne diyorduk? Sadece Türk denizcilerine taşımacılık hakkı veriliyordu. Merkez Bankası bak kurulmuş. Merkez Bankası da kurulduktan sonra ne var? Türk parası basar. Bak hep Türk vurgusunu görüyorsunuz orada. Yerli malındaki zaten yerli kelimesi gene Türk ürünlerini kullanılmaya teşvik etmek amacıyla olduğu için önemli. Harf inkılabında bak artık ne yapmıştık? Latin alfabesine geçerek Türkçe konuşmaya özen gösteriyorduk. Bak Türkçe. Türklükle alakalı bir şey var mutlaka. Millet mekteplerini açıyorsan bu da milliyetçilikle alakalı. Çünkü ne yapıyorduk millet mekteplerinde? İnsanlara o Türkçeyi öğretiyorduk. TTK'yı kuruyorsam zaten çok barizdir bu. Türk tarihini araştırıyorum. TDK'yı kuruyorsam yine çok barizdir bu da. Türk dilini araştırıyorum ve Türk tarihiyle ilgili Türklere dünyada bir yer veriyorum. Türk dilinde de dilin çok önemli bir yerde olduğunu anlatmaya çalışıyorum diğer bütün farklı dillerde konuşan insanlara. Yani bak yine bir Türklüğü yüceltme, Türkçeyi veya Türklüğü yüceltme söz konusu. İşte bunlardan dolayı bu az önce gördüğümüz bütün yapılan inkılaplar zamanında hepsi bak milliyetçilikle alakalı. Unutma içinde ya Türklük vurgusu olacak ya da bana milli bağımsızlığı hatırlatacak. Geldim Cumhuriyetçiliğe. Diyor ki halkçılık ilkesiyle çok ilgilidir. Önemli bak bir tüyo bu. Hatta diyor o kadar ilgilidir ki eğer bir şey cumhuriyetçilikle ilgiliyse %100 şekilde halkçılıkla da alakalıdır. Bak müthiş bir tüyo veriyorum şimdi size unutmayın sakın. Bir şey eğer cumhuriyetçilikle ilgiliyse kesinlikle halkçılıkla da bu alakalıdır. Yani hiçbir istisnası yoktur bunun. Şimdi birazdan örneklerine bakacağız. Ama şunu da bilin. Bunun tam tersi doğru değildir. Yani şöyle. Eğer bir şey halkçılıkla alakalıysa
kesinlikle cumhuriyetçilikle ilgilidir diyemem. Bunun birkaç tane istisna örneği var. Yani sakın şöyle kodlamayın o zaman. Cumhuriyetçilik eşittir halkçılık. Bu yanlış. Çünkü halkçılığa kanıt olup da cumhuriyetçiliğe kanıt olmayan şeyler var. Ama cumhuriyetçiliğe kanıt olup da halkçılığa kanıt olmayan hiçbir şey yok. Yani tamamen bunlar birbiriyle böyle örtüşmüşler. Ama işte tam tersi doğru değil. Şimdi birkaç tane örneğine de bakacağız zaten. Atatürk bu ilke için bak ne diyor? Taviz verilemez diyor. Hatırlarsanız bunu kime söylemişti hatta? Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuran Ali Fethi Okyar'a demişti ya. Sakın cumhuriyetçilikten taviz vermeyeceksin demişti bak. Önemlidir o zaman bu. Şimdi örneklerine bakalım. Bu arada cumhuriyetçiliği işaretleyebilmen için de anahtar kelimelerin. Önce anahtar kelimeyi verip ondan sonra örneklere bakalım. Siyasi veya yönetimsel kavramlar görmen lazım. Yani sana siyaseti hatırlatan veya yönetmekle bağlantılı olan her şey direkt seni cumhuriyetçiliğe götürebilir. Şimdi örneklerine bakalım. Mesela TBMM'nin açılması diyor. TBMM dediğimiz şey siyasi bir kavram mı? Evet. O zaman kesinlikle cumhuriyetçilikle alakalı. Saltanatın kaldırılması. Hem siyasi hem yönetimsel bir kavram mı? Evet. O zaman kesinlikle cumhuriyetçiliği alacağız. Anayasaların ilanı. Bunlar siyasi metinler bu ülkenin içinde. Zaten sistemin kendisi cumhuriyetin ilanı haliyle cumhuriyetçinin içinde. Halifeliğin kaldırılması. Bak bu da vardır cumhuriyetçinin içinde. Neden? Şimdi insanlar mesela diyelim seçimlere girecekler, oy kullanacaklar, demokrasiye geçecekler veya inkılaplar yapılacak. Ancak halife varken insanlar rahat hareket edemiyorlar. Çünkü halife hep böyle hani yıllardan beri sayılan, sevilen bir insan olduğu için onun böyle zıttı pek hareket etmek istemiyorlar. Ama halifeliği kaldırınca insanlardaki o siyasi özgürlük daha fazla ortaya çıkmış olduğu için işte bundan dolayı bak bu cumhuriyetçilikle de alakalıdır. Bu arada dikkat ettiyseniz halifelik kaldırılması milliyetçilikle de alakalıydı. Zaten şöyle bir bilgi de vardır bizde. Sakın bir olayı bir ilkeyle eşlemeyin. Yani kesinlikle bir olay birden fazla ilkeyle alakalı olabilir. Mesela isterse bir inkılap 5 tane 6 tane ilkeyle alakalıdır. Yani esnek düşünün. Sınavda sakın halifeliği görünce milliyetçilik veya sadece cumhuriyetçilik diye düşünmeyin. Esnek olarak bakmanız lazım burada. Çünkü bir olay birden fazla ilkeyle alakalı olabiliyor. Sonra çok partili hayata geçiş çalışmaları bak. Parti kelimesi siyasi bir kelime. Ordunun siyasetten ayrılması bak zaten içinde siyaset kelimesi geçiyor. Kadınlara seçme seçilme bak hakkı. Seçme seçilme hakkı siyasi bir olaydır. Gizli oy açık sayım ilkesi. Bak oy kullanmak siyasi bir olaydır. Seçmen yaşının düşürülmesi. Bak seçmen kelimesi de yine burada siyasi bir olaydır. Ne kadar kolay bak dikkat ederseniz. Bir şey siyasetle veya yönetmekle alakalıysa kesinlikle cumhuriyetçilikle alakalı. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz bütün olayların tamamı yani şu cumhuriyetçinin altında yazan bütün olayların tamamı da hepsi halkçılıkla da alakalı. Unutmayın bakın sakın. Çünkü bunlar bu şekilde eşlenebiliyordu. Şimdi geldim halkçılığa. Ona bakalım. Mesela halkçılık içinde şunu bilmeniz lazım anahtar kelime açısından yazabilirsiniz yanına. Eşitlik olması lazım. Eşitlik. Mutlaka bu vurguyu yapması lazım. Veya halkın yararına yapılan her şey. Neyse artık onlar. Şimdi göreceğiz, bakacağız. Halkın yararına yapılan bir şey olsun ve insanları birbiriyle eşitlesin. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Halkçılık. Şimdi örneklerine bakalım. Mesela bak. Aşar vergisinin kaldırılması. Halkın yararına bir şey mi? Kesinlikle. Çünkü ne oldu köylü? Bir yükü vardı. Aşar vergisi veriyordu devlete ve bu çok yüksekti. Devlet de bunu kaldırarak halkı bak rahatlattı. İşte bak halkın yararına yapılan her şey dedi. Mesela bak medeni kanunun kabul edilmesi. Medeni kanun ne yaptı? Kadınla erkeği sosyal alanda eşit kıldı. Bak eşitlik varsa ne demiştik? Kesinlikle halkçılıkla alakalı. Ünvan ve lakapları bak kaldırdık. Ünvan ve lakaplar da ne yaptı? İnsanları birbiriyle eşitledi. Eskiden çünkü ünvanlar insanlara nüfuz katıyordu. Artık bu durum engellenmiş oldu. Herkese bir soyadı verildi. Zaten bak bir sonraki de ne diyor? Soyadı kanunu. O zaman soyadı kanunu kesinlikle halkçılıkla alakalı. Halifeliğin kaldırılması. Bak yine burada görüyoruz. Neden? Halkın yararındadır çünkü o dönemde artık halifeliği kaldırmak. Çünkü insanlar bir baskı hissediyorlardı üzerinde bundan dolayı. Tevhidi Tedrisat Kanunu. Bak bu da neydi? Okulların birleştirilmesi. Bu insanların yararına değil mi? Evet. Okulların bu şekilde kalitesi daha da arttı. Hem de Milliyetin Bakanlığı'na bağlanmış oldu. Denetlendikçe insanların yararına olacak bunlar. Çünkü ajansal faaliyetler engellenmiş oldu. Mesela bak şapka inkılabı. Ne alaka halkçılıkla? İnsanların görünüşü, yüzü şekli düzeldi. Çünkü artık kılık kıyafet de Batı'nın gerektirdiği bazı şeyler. Yani Batı'ya yönelmem için onlar gibi giyinmem lazım. Onlar gibi durmam lazımdı. Mesela Batı pantolon giyiyor, ben şalvar giyiyorum. Adam bana ilkel gözle bakıyor tabii. Bu şekilde ne oldu bak? Şapkayla başlamak üzere en azından görünüşümüz değişti.
Sonra bak harf inkılabı. Kesinlikle halkın yararına. Çünkü okuma yazma oranı bak bir anda %3'lerden %60'lara 70'lere yükselmiştir. Millet mektepleri haliyle o zaman bu da insanlara okuma yazma öğretilen yer olduğu için önemli. Yani halkın yararına. Kıyafet inkılabı yine şapkayla aynı bağlantıda düşünebilirsiniz. Ve bak kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi. Çünkü yoktu kadınlarda, sadece erkeklerde vardı. Şimdi ne oldu? Kadınları ve erkekleri siyasi alanda da eşitlemiş olduk. İşte bak bundan dolayı eğer bir eşitlik veya halkın yararına yapılan bir şey görüyorsan kesinlikle bu halkçılıkla alakalı. Şimdi az önceki bilgiye bir daha bakalım. Hani demiştik ya bir şey eğer cumhuriyetçilikle alakalıysa kesinlikle halkçılıkla alakalıdır. Şimdi bunun örneğine bakalım mesela. Seçtim en baştakini. TBMM'nin açılması. Şimdi TBMM'nin açılması mesela siyasi bir olay mı? Evet. O zaman bu kesinlikle neyle alakalı? Cumhuriyetçilikle. Peki TBMM'nin açılması aynı zamanda halkın yararına olan bir şey mi? Evet. Çünkü halk seçtiği vekilleri ne yapıyor? Meclise gönderiyor. Meclis dediğin şey halkın seçtiği insanlardan oluşur. O zaman bak bu halkçılıkla alakalı. Hani zaten sen şöyle yap sınavda. Eğer diyelim sordu. Üç öncül var. Önce cumhuriyetçiliği fark ettin ya. Öncüllerde halkçılık da varsa hiç düşünme bile. Yani bağlantı var mıdır? Yok mudur? Nereden geliyor bağlantısı? Vesaire. Buna hiç bakma. Eğer cumhuriyetçiliğe bir tik attıysan hemen halkçılığa da bir tane tik at. Yani hiç sorgulamana bile gerek yok. Sana sınavda zaman kazandırır. İsterse sorgula. Teyit edebilirsin yani. Önemli değil ama sınavda zaman kazanmak adına direkt bunu şak diye işaretleyebilirsin. Ama bak şunu unutma. Önce cumhuriyetçiliği işaretliyorsan hemen arkasından halkçılığı işaretle. Şimdi dedik ya tam tersi doğru değil. Bakalım şimdi kanıtına. Mesela seçtim bak halkçılıktan. Medeni kanun. Şimdi medeni kanun sınavdasın. Önce düşünüyorsun. Diyorsun ki kadınla erkeği eşit kıldı. O zaman eşit dediğim anda ne yaptım şu an? Gittim halkçılığa bir tane tik attım. Peki hemen cumhuriyetçiliğe tik atarsam bu doğru mu olur? Asla. Çünkü neden? Hiçbir şekilde medeni kanun içinde siyasi bir eşitlik, siyasi bir yorum olmadığı için işte bundan dolayı medeni kanun halkçılıkla bak ilgiliyken asla cumhuriyetçilikle alakalıdır diyemem. Çünkü biliyorsunuz biz kadınlara siyasi hakları ne yaptık? 30, 33, 34 yıllarında verdik. Medeni kanun ne zaman? 26 yılı. Yani bak bunlardan çok daha öncedir. Biz medeni kanunda kadınla erkeği sosyal alanda eşit kıldık. Siyasi alanda değil. Kılacağız siyasi alanda ama 4 sene, 5 sene veya işte 8 sene var. Yani biraz daha zaman geçmesi lazım bunun. 30, 33, 34 yıllar gelmesi lazım. Ondan dolayı bak dikkat edin tekrardan söylüyorum. Eğer bir şey cumhuriyetçilikle alakalıysa kesinlikle halkçılıkla alakalı. Ama bir şey halkçılıkla alakalıysa cumhuriyetçilikle alakalı olmayabilir. Yani olmaz diyemem ama olmayabilir. Mesela olanlar yok mu var. Şimdi sen sınavdasın mesela bakalım seçtik ne diyelim. TBMM'in açılması. Şimdi sen dedin ki sınavda bu TBMM halkın seçtiği yöneticilerden oluşan bir grup. O zaman halkçılıkla alakalı dedin. Tikledin. Sonra gidip diyeceksin ki orada aynı zamanda bu siyasi bir kelime. O zaman cumhuriyetçilikle de alakalı. Bak olabildi. Yani bazen olabiliyor, bazen olamayabiliyor. Orada esnek düşünmeye bak. Sakın cumhuriyetçilik gibi direkt tik attığın gibi halkçılığa, halkçılığı bulup da direkt cumhuriyetçiliğe tik atma. Sözel mantık gibi oldu biraz böyle karışık oldu ama anladığınızı varsayıyorum çünkü bayağı bir tekrar ettim. Ondan bak dikkat edin müthiş bir tüyodur. Sınavda aşırı derece zaman kazandırır. Sözel mantık gibi oldu biraz idare edin artık. Şimdi geldim laikliğe. Bu da kolay ilkelerdendir. Şimdi laiklik içinde şunu bulmanız lazım önce. Yanına yazabilirsiniz. Yani tüyolara veriyorum önce. Deyin ki dini bir kavrama son verme. Bak bunu unutmayın. Dini bir kavrama son vereceğim. Aynı zamanda bir çağdaşlaşma olması lazım. Mesela son verdim ya. Öyle bırakmayacağım yani tabii ki onu. Onun yerine onun modern halini yapmam lazım. Bunlar bizi laikliğe götürebilir. Ve aynı zamanda sadece din ve devlet işlerini ayırmak değildir. Yani dini bir kavrama son vermek değildir laiklik. Akılcı, çağdaş, mantıksal, bilimsel düşünmektir aynı zamanda. Mesela Atatürk'ün bir sözü var ya. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Hemen mesela bu sözü laiklikle eşleyebilirsiniz. Çünkü bak ne diyor? Çağdaş düşünmeyi söylüyor. İlimi, bilime önem vermeyi söylüyor. Bundan dolayı bu laiklikle alakalı. Yani sadece dini şeyler düşünmeyin sakın. Şimdi zaten bak ilk maddede de bunu yazmışız. Açıkladık bunu. İkinci maddede diyor ki din kardeşliği üzerine kurun toplumsal yapıya karşıdır. Evet bunu zaten defalarca kendi derslerde de söyledik. Bizim derdimiz ulus toplum kurmaktır. Ümmet toplumundan artık uzaklaşmak istiyoruz. Aynı zamanda bak Atatürk bu ilke içinde ne demiş? Taviz verilemez demiş. Tıpkı ne gibi? Cumhuriyetçilik gibi. Zaten Ali Fethi Okyar'a da ne demişti? Sakın cumhuriyetçilik ve laikliğin aksi söylemlerinde bulunma diye onu bak uyarmıştı. Ondan dolayı unutmayın. Demek ki laiklik de kırmızı çizgilerinden biriymiş. Şimdi gelelim bunun örneklerine.
Halifeliğin kaldırılması. Bak halifelik dediğin şey dini bir adam mı? O zaman ben bunu kaldırırsam laiklik mi? Evet. Bak dini bir şeye son vereceğiz. Şeriye ve efkaf vekaleti. Din İşleri Bakanlığı mı bu? Evet. Son verdiysem o zaman otomatikman bununla alakalı. Medreseler kapatılırsa ne alaka? Dini eğitim kurumları bunlar. Dini bir şeye son verdim. O zaman laiklik. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Bak bu da olur. Neden? Çünkü bu kanunla beraber imam ve hatip okulları açılmıştır. Yani eskiden görülen o biraz artık böyle yozlaşmaya yüz tutmuş din adamının yetiştiği kurumları kapatarak ne yaptık? Bak modern hali olan imam ve hatip okulları açıldı. İşte bundan dolayı bak alakalıdır. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı. Bak bu da şeriye ve efkafın modern yapılmış hali ve dinle alakalı. O zaman bu da olur. Şapka Kanunu. Bak bu da bununla alakalıdır. Çünkü bizim Osmanlı insanında şöyle bir algı var. Fes'e o kadar böyle kendini bağlamış ki kafasında fes varsa kendini müthiş bir Müslüman sanıyor. Böyle enteresan bir durum. O zaman şöyle oluyor. Fes'i kaldırdığımda da dini bir şeye son vermiş gibi oluyor. Ve şapka da bunun modern hali olmuş oluyor. Oradan bağlantılı. Tekke ve zaviyeler. Bu da bak dini adamların böyle yetiştiği yerlerdi. Ama son zamanlara doğru bunlar bozuldukları için iyice. Bunları bak kaldırılınca kesinlikle neyle alakalı olur? Laiklikle. Medeni kanunun bak kabul edilmesi. Ne alakadır bu laiklikle dersek? Mecellenin yerine gelmişti. Unutmayın. Mecelle İslam hukukuydu ya. Bak İslam'la alakalı bir şeye son verilmiş oldu. Yerine bunun moderni getirilmişti İsviçre'den. İşte buradan dolayı bağlantılı. Mesela miladi takvim bak. Miladi takvim neden? Çünkü hicri takvim vardı. Dini bir takvimdir bu. Hazreti Muhammed'in göçünü baz alır. Ondan dolayı da miladi takvim gelirse dini bir şeye son vermiş oluruz. Böyle bir bağlantısı var. Aşar vergisi. Bu ne alaka? Bu da sadece Müslümandan alınan bir vergiydi. Bak Müslümandan alındığı için, dini bir şeye son verildiği için. Kılık kıyafet, şalvar gibi, cübbe gibi kıyafetlerin yasaklanmasından dolayı. Bunlar da biliyorsunuz dini şeyler olarak geçer. Kıyafetler artık onunla sembolize olmuş şeyler. Ondan dolayı bu da laiklikle alakalı. Hatta bak hafta sonu tatilini cumadan pazara alırsam ki cuma mübarek gün olmasından dolayı bu da bak laiklikle alakalı. Yani dikkat ederseniz dini bir şeyi sana hatırlatıyor. Akılcı, çağdaş, mantıksal, bilimsel düşünme var. Ve bir şeyin kurulup da yani yerine modern halinin getirildiği varsa son verildikten sonra al sana bak laiklikle alakalı ne kadar kolay. Geldim devletçiliğe bir de buna bakalım. Şimdi devletçiliği de bulabilmen için şunları göreceksin. Para, yatırım, ekonomi bu tarz böyle şeyler göreceğiz. Veya halkın yararına yapılan bir şeyler olması lazım bunda da. Tıpkı halkçılık gibi. Zaten halkçılık ilkesiyle de bu çok böyle ilintilidir. Şimdi bakalım. Diyor ki devletçilikte. Özel teşebbüs ya da yabancı sermayenin ülke içine girmesine karşı değildir. Evet, bunu biz biliyoruz değil mi? Mesela Teşviki Sanayi Kanunu bunun bir kanıtı. İş Bankası'nın kurulması bunun bir kanıtı. Çünkü İş Bankası özel sektöre kredi veriyordu. Teşviki Sanayi özel sektördeki o yabancı özellikle yatırımcıyı ülkeye çekmeye çalışıyordu. Mesela İzmir İktisat Kongresi liberalizmin çağrısı yapıyordu. Yani kesinlikle devletçilik dediğimiz şey tam tersi olan liberalizme aslında karşı değildir. Şöyledir. Bunların devlet eliyle tamamlanmasını uygun görür. Mesela şöyle diyor devlet. Sen diyor teşviki sanayi kanunuyla gel diyor. Yani öyle kendi şak diye gelme. O zaman siz beni sömürme amacı falan gidiyorsunuz. Seni diyor ben çağırayım teşviki sanayi kanunuyla. Çünkü kanunu çıkartan devlet olacağı için. Ben seni diyor davet edeyim ondan sonra sen gel. Mesela ben sana diyor işte kira almayayım, arsayı vereyim, yolunu yapayım. Bak devlet eliyle seni çağırayım, tamamlayayım. Sen de diyor bu işe sermaye koy gibi. İkisinin böyle harmanlanmasını istemiş yani. Tek başına özel sektörün gelip de ülkeye yerleşmesini istemiyor. Çünkü gerçekten bu adamlar o zaman cıvkını çıkartıyor ve çok güçlendikçe, zenginleştikçe ülkeyi bizim sömürmeye falan başlıyorlar. En son uygulanan ilkedir bakın bunların içinde. En sondur. Neden? Hatırlarız muhtemelen. Ekonomik krizden sonra geçmiştik. 29'dan sonra. 1930'da. Bak ne diyor? Fiilen 1930'da geçirmiştir. Bundan önceki eylemlerin %90-95'i hep liberal harekettir. Ama 30'dan sonraki hareketlerin bir çoğunluğu hep devletçi harekettir. Unutmayalım. Atatürk'ün bu ülkesini savunmak için Yakup Kadri ve Şevket Süreyya Aydemir öncülüğünde Kadro dergisi çıkartılmış. Bu da çıkmış bir alan sınav sorusu. Daha önce alanda sordu. Şimdi örneklerine bakalım. Devlet tarafından açılan her bir fabrika, okul, hastaneler. Bunların bak tamamı devletçilikle alakalıdır. Ne diyor bak zaten devlet tarafından açılan. Şimdi mantık kur. Şunların üçü aynı zamanda halkın yararına değil mi? Evet. Bak o zaman halkçılıkla alakalı.
Sosyal devlet anlayışı. Yani bak devletin insanların yanında olması sosyal devlet anlayışı demektir bu. Mesela açsa giydirmesi, bakması, işte böyle üzerinde kıyafet yoksa ona göre onu düzenlemesi, karnı açsa yedirmesi, barınması yoksa barındırması, okuma şansı yoksa eğitim vermesi gibi birçok şey yapıyor devlet. Bak bunların hepsi halkçılıkla da alakalıdır aynı zamanda. Sanayi planlarının hazırlanması bak o kadar önemli ki yıldızlı. Gördük hatırlarız Atatürk'ün inkılapları biliyorsun da. Sanayi planları devletçiliğin en belirgin adımıdır demiştik. O birinci sanayi planı vardı ya, kalkınma planı hazırlamıştık. İşte bak onlar da devletçilikle alakalı. Veya kamuya destek veren bankaların bak açılması. Gördük bunları hatırlarız hatırlayalım hatta. Sümerbank vardı bak sanayiye destek veriyordu. Halkbank vardı esnafa destek veriyordu. Madene destek veren Etibank vardı. Bunlara bak çok dikkat edin. Hep böyle sınavda anahtar kelime olarak kamu bankaları içinde soruyordur bunları. Bunların da bak tamamıyla neyle alakalıymış? Devletçilikle alakalıymış. Yani o zaman bir para görüyorsan, yatırım görüyorsan, ekonomi görüyorsan o zaman da rahatlıkla devletçilik diyebilirsin. Bir de bunları tabii devletin yapması lazım. O zaman bak devletçilikle bağlantı kurabiliyoruz. Ve fiilen 1930'da geçtiğimizi unutmayın. İnkılapçılıksa şu yukarıda yazılan şeylerin tamamı oluyor. Çünkü yapılan her bir yenilik aynı zamanda inkılapçılık adına yapılıyor. Yani inkılaplaşmak ve yenileşmek adına yapılıyor. Bundan dolayı zaten en kolay bu ve ÖSYM'de herhangi bir şıklarda bunu kullanmıyor. Çünkü otomatikman bir tik vermiş oluyor size. Genelde yani bizim sınavımızda 5 tane ilke çıkıyor aklınızda bulunsun. O zaman Atatürk'ün ilkelerini de görmüş olduk. Örneklerini anahtar kelimelerine kadar verdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.